Handmaid's Tale bir dizi sizi ne kadar korkutabilir ya da korkutur mu? Korkutmalı mı? Düşündür, düşündürtürken süründürmeli mi? <laughs> Bizim klişe laflarımız. Abi düşündürürken güldürmek, düşündürürken bilmem ne yapmak. Peki korkuturken düşündürmek ya da düşündürüp korkutmak. Bilmiyorum belki de yakın dönem birçok filmin buna uğraştığını hissediyorsunuzdur. Özellikle de yeni nesil yönetmenler biraz daha çok eski hikayeleri ya da benzer hikayeleri size daha farklı janrlarla anlatmaya çalışıyorlar. Hatta biz de bunları yatay bakışta ya da benim yayınlarımda, videolarımda analiz edip konuşmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken aslında en büyük korkumuz da şu oluyor. Acaba yanlış ya da asla yönetmenin düşünmediği, yaratıcının, yazarın asla düşünmediği anlamlar, fikirler yüklemeye çalışıyor muyuz korkusu oluyor. Bu da herhalde bu işe yorum yapan, hani evet ben profesyonel bu işten milyonlar paralar kazanan dergilere, gazetelere, internet sitelerine yazılar yazan, videolar çeken biri değilim. Kişisel bir iş yapıyorum ama artık bunu siz nasıl tanımlarsınız, yorumcu olarak mı kabul edersiniz? Yoksa işte bir tane adam var gev gev anlatıyor, ha bu diziden de korkmuş mu dersiniz? Size kalmış bir şey. Ama bir dizi, bir eser, bir resim, bir müzik sizi ürkütüyor mu, korkutuyor mu ee, ya da bunu neden hedefliyor? Bunu fark ettiğiniz zaman siz ne hissediyorsunuz? Bu bence çok değerli ve bu kadar gevelememe neden olan dizi de işte bu korkular konusunda Handmaid's Tale 2017'de başladı, 3 sezonu bitti. Aslında uzun süredir ben konuşmak istiyorum bu dizi hakkında. bayağı da kafama takılanlar vardı, 3. sezon sonunda tamamlayabildim. Ama bugün diziyle ilgili oturup uzun uzun evet işte 2017'de başlayan bu dizinin yaratıcısı şudur, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, senaryosundaki açıklar falan gibi böyle acayip teknik konular var da ben de onları yakalamışım ve işte size inanılmaz satabileceğiniz bilgiler veriyormuş gibi bir içerik olmayacak bu. Biraz bu dizinin bana hissettirdiklerinden bahsedeceğim. Hatta bu dönemin, bu toplumun içinde yaşadığımız yılların ne kadar da benzer noktaları olduğundan bahsedeceğim. Ve asla olmayacağını düşündüğümüz şeylerin korkutucuğundan bahsedeceğim. Hatta bu diziye geçmeden önce çok ufak bir diziden daha bahsedeyim. Desperate Housewives vardı yıllar önce. Hani baktığınızda umutsuz ev kadınları. Evet işte bir grup kadın var orada böyle evden eve koşup takılıyorlar. Şöyle oluyor böyle oluyor gibi dizi olarak görülebilir uzaktan baktığınızda. Ama oradaki insanların çok sakin görünen, özel hayatlarını yaşayıp başka hiçbir şeyle dertleri olmadığını, hiçbir hırsları, hiçbir tutukları olmadığını, toplumun içinde normal ya da işte normal algısı neyse artık onu kabullenerek yaşadıklarını düşündüğünüz insanların nasıl psikopat, cani olabileceğini, neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini gör, gösteren bir diziydi aslında. Amiyan tabirle kırık bir diziydi. Ve birçok kişi belki de ön yargısından dolayı o diziyi izlemeyip bir kenara bıraktı. Bugün Handmaid's Tale onun aslında e, o toplumda oradaki kadınların yaşadıkları, yaşattıkları, onların başına gelenler, başına gelenlerden dolayı aldıkları kararları e, bize gösteren, hem onlar tarafından hem bizim tarafımızdan e, topluma sorgulatan, kararları. Handmaid's Tale çok daha soğuk, çok daha zıttı, çok daha e, sert bir şekilde veriyor ve korkutucu bir şekilde veriyor. Desperate Housewives bunu biraz daha renkli, daha e, yer yer karikatürize veriyordu. O yüzden böyle bir benzetmeyle girmek istedim. Ya, diyenler olacaktır abi. Ne alakası var? Şimdi, ne alakası var? Yani ne alakası var? Siz açıp bakın. izlemek istiyorsanız bu bağlamı da benim gibi bir basit bir beyin kurabildiyse bence siz de kurabilirsiniz anlayacaksınızdır. Peki Desperate Housewives şimdi geçelim. Elizabeth Moss'un başrolünde olduğu hatta Yvonne Strahovski'nin de yine başrolde bence başrolde mükemmel bir iş çıkardı. 2017 yapımı bir dizi. E bu dizi 3 sezonu tamamladı. 4. sezonda 2021 yılında gelecek. E, sezonlar çok uzun değil. 12-13 bölüm. Oturup rahat rahat izleyebilirsiniz. Ee, ama çok yoğun, çok ağır, ee, yer yer bunalıma sürükleyecek kadar ağır, yorucu bir dizi. Ee, bu iyi. bunu kötü anlamda söylemem bence bu çok iyi. Artık hani dizilerin cıvır cıvır, ivir civir, cövür cövür olduğu. Hadi bakalım şimdi kafanızı karıştırıyoruz. Bak onlar onun geçmişi, 3 tane evren, 5 tane paralel evren, 7 tane gezegen var. Onlar hep böyle birbirine giriyor. Sonra onlar işte Size kitaplarda yazıldığı gibi çok dini öğelerle acayip şeyler anlatıyor tarzı değil. Onlar da işte, onlar da var. Onlar da olsun. Sıkıntı yok. Ben bunları aman çok kötüler diye demiyorum ama bazen hani yoğun bir iş yapmak, karanlık dedirtecek bir iş yapmak sadece tonu kısarak, korkuyu basarak, kan vurarak, dini gönderme yaptık işte siyasi göndermeler acayip abi diyerek olmuyor. Bunların hepsinin nakış gibi yine klişe tabiri işlemeniz lazım diyaloglarla, görüntülerle, ışıkla, renkle her şeyle bunu vurgulamanız lazım ki seyircinin kafasına bu çakılsın. Oradan kendisi bir şeyler çıkarmaya çalışsın. Zaten bu dizide tam olarak burada aslında benim için değerli hale geliyor. Dizi bir şeylere anlam yükleyin diye sizi, sizi uğraştırmıyor. Çünkü gösteriyor. Ya yani sizin hmm, evet orada böyle yaptığı için demek ki şöyle bir gönderme galiba falan demenize hiç gerek yok. Her şeyi görüyorsunuz. Çok sert görüyorsunuz hem de. Çünkü dizi biraz daha bence şunu tercih ediyor. Yaratıcısı ve yönetmenleri ve e, senaristleri tarafında hani görmeden yaşamadan e, korkman, empati kurman zorlaşır. Hem dizideki karakterler bunu yaşıyor hem de siz izlerken e, o korkuyu hissediyorsunuz. Özellikle de bugün e, birçok dizide, filmde hani, tabii ki artık baskılar yüzünden azaldı. Bence bu çok doğru çünkü çok grafikleştiriliyordu. Bu tip işte tecavüz, e, cinsel taciz, e, cinsel baskı, bunun hatta hani, çok yüksek kısmı zaten hani kadın ağırlıklı bunun ama bunun erkeği olanı diğer bütün cinsel yönelimler olanı onlara karşı sertlik her zaman vurgulanan ya bu yani evet biraz grafik olarak fazla gösterilen daha doğrusu yanlış ifade edilen şeylerdi bu dizi bunu da çok iyi çözmüş size tecavüzün grafik tarafını sulandırmadan karikatürize etmeden size bunu işte Bakın bu çok kötü he, ama aklın sonra bunlara hep porno sitelere düşüyor dedirtmeden gösterecek soğukluğu, tonu yakalayabilmiş bir dizi. Yani siz orada ben olmak istemiyorum, hayır abi bu evet bu, bu korku başka bir şeymiş e, dediğiniz bir dizi. Özellikle kadın izleyicileri bu noktada uyarmam lazım onlar için benim anlayamayacağım seviyede çok daha ürkütücü ve korkutucu olabilir. Tabii şimdi böyle anlatınca da şey zannedecekler abi işte inanılmaz sert falan. Yok aslında her şey çok sakin gerçekleşiyor dizide. Çok sakin, çok donuk ama işte bu donukluk ve sakinlik sizi zaten daha büyük bir korkuya e, yönlendiriyor. Çünkü her şey o kadar dar alanda, o kadar baskı altında yapılıyor ki siz oradan orada olduğunuzda asla kaçamayacağınız hissini alıyorsunuz aslında. Bu size orada olacak bütün eylemlerin yani tecavüz ve benzeri ve ona bağlı bütün eylemlerin ne kadar korkutucu olacağını vurguluyor. Bunu yaparken de dediğim gibi yani bir diyalog yazalım ve işte bu diyalog bir direk balonu gibi böyle uçsun havaya gitsin. Yani dizinin bir bölümünde yine bahsederiz gönderme kardeşim falan deyip geçeriz tarzı yazılmıyor. Bütün diyaloglar hem bugünün dünyasına hem oradaki dünyaya vurgu yapacak. E, karakterlerin iç dünyasını size gösterecek, diğer karakterlerle ilişkilerini anlatacak şekilde kaliteli. Bunları e, dinlediğiniz zaman şey hissediyorsunuz ya. Yani, Oğlum, ha evet ya doğru. 5 bölüm önce şunu demişti ve karakter bunu unutmamış. Çünkü yani iyi dizi yazmak Bence şöyle oluyor. Akıllı karakter yazmakla da ilgili. Yani aptal bir karaktere akıllı cümleler söyletmek zaten işte seyirciyi Seyircinin kırıldığı nokta. Ama burada akıllı karakterlere akıllı cümleler söylettiğiniz zaman işler değişiyor ya da o baskıyla olgunlaşan orada yaşadıkları olgunlaşan, olgunlaşan karakteri olgun cümleler söyletmek karakteri bambaşka bir noktaya getiriyor. Burada da dizinin başka özellikleri ortaya çıkıyor derken burada bir şeyden bahsetmem lazım. Dizinin asıl konusunu böyle detaylı detaylı anlatmayacağım. Zaten izlediğinizde çok hızlı ne olduğunu ne bittiğini anlayabileceğiniz bir dizi. Böyle kafa karışıklığı yok. Ama dizinin çıkış noktası şu anda yaşadığımız dünyanın sözde bir yozlaşmaya maruz kalması. Bu yozlaşmanın sonucunda kadınların, erkeklerin ama erkeklerin yaşadığı kısım tabii ki baskı, şey, göz ardı ediliyor. Kadınlarınki öne çıkartılıyor kadınların yaşadığı bir e, yoğun bir kısırlık konusu var bunu düzeltmek için belirli e, bir zümre belirli kişiler hatta bunlar aslında toplumun e, üst kademede tamamı toplumun üst kademelerinde olan güçlü zengin kişiler de değil zaten dizi burada fark yaratmaya başlıyor normal hayatında bir pazarlamacı normal hayatında bir reklamcı normal hayatında bir televizyoncu normal hayatında bir gazeteci ya da standart bir e, üniversite Hocası olan kişiler bir anda sadece kendi kafalarında evet biz bu durumu çözebiliriz. Çünkü çok ulvi şeyler biliyoruz. Bunun kitabını okuduk abi biz işte. Bize böyle öğretildi. Bunları biliyoruz. Çok ulvi, dini, bilmem ne gibi e, konuları kafalarında çok netleştirip sonra gruplaşıp sonra bu gruplaşmayla beraber saldırmaya başlayıp etraflarını değiştirmeye çalışarak sonra bu zümreyi büyütüp büyütüp Böyle bir kanserli hücre gibi her yere yayarak Toplumu değiştirebileceklerini düşünüyorlar düşünmekte de kalmıyorlar ve değiştiriyorlar Çünkü artık sert askeri müdahalelere kadar çıkan Kendi yandaşlarını arttırarak Bu müdahaleleri yapıp Meclisi Meclise işte yönetime o dönemki Siyasi otoriteye karşı çıkarak bu değişimi yapıyorlar Ve kendi aslında bir kişinin birkaç kişinin otururken ...tek başına zannettiği, kendini tek başına zannettiği... ...ve bunun bütün toplum için gerekli olduğunu zannettiği düşüncelerini... ...tüm topluma yayıp... E, ...oradaki üreme organları hala aktif olan... ...bunu özellikle böyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın... ...dizi de çünkü böyle bakıyor zaten... ...Türkçe damızlık kızın öyküsü olarak çevrildi hikaye... ...onları üreme organları çalışan birer e, damızlık olarak gören... ...bir toplum, bir yapı, bir sistem yaratıp üreme gücü olmayan kadınları da dışlayıp aslında hani dışlanmıyor gibi gözüküyorlar ama hiçbir işleri yok bunu zaten dizi hissettiriyor onlara da size de diğer üreme gücü olan kadınları da damızlık olarak kullanan aileler ve bunlardan çıkan çocuklar üzerine de işte toplumu kuran onlarla onları böyle ulvi bir yere koyduğunu gösterirken aslında onların da büyüdükten sonra daha çocuk yaştayken evlenip üremek üremeye zorlanmak konusunda baskı altında kalacağı bir dünya yaratıyorlar ve bu dünyada bir noktada bütün kadınlar hangi zümreden olursa olsun yani hangi seviyede olursa olsun yine ikinci planda kaldığını fark edip hani zaten damızlıkları bir kenara bırakıyorum diğer kadınlar da bu dünyada güç sahibi olduğunu zanneden diğer kadınlar da asla bunun böyle olmadığını anladıklarında işler karışmaya başlıyor. ...bir nevi klişe tabirine uyanış yaşıyorlar. Hikayede zaten dizinin tamamen bu e, geçiş üzerine... ...bu karakterlerin e, bir gün masada otururken... ...bu dünyayı hayal edemeyeceği bir e, süreci anlatıp... ...bu sürecin sonunda neler yaşadıklarını... ...ve yani bu süreçten çıkmak için artık tersine çalışmak için... ...neleri feda edebileceklerini gösteriyor. Ama burada işte benim hoşuma gidense şu... Bugün de diyoruz ya işte mesela bu örneği yine vermek zorundayım. Hani çünkü yakından da en çok sinirlendiren örneklerden biri stand up konusu. Türkiye'de bir stand upçı çıkıyor, bir cümle söylüyor. O cümle bir mediumun, bir parçanın, bir bütünün koca bir bütün içinden alınıyor. Ve daha sonra düşüncesi ne olursa olsun herhangi bir kişi yani hiç önemli değil, dindar olabilir, ateist olabilir, solcu, sağcı, merkez, liberal hiç hiç önemli bir ne oldu. Ve o anda sadece kendi kafasında ne var? Yani ben bundan rahatsız oldum mu olmadım mı? Dan öteye gidemeyen, neden rahatsız olduysa da hiç umrunda olmayan, olmasa bile sadece tepki göstermek için, yani bu bu tepki neden çıkıyor tabii? Bu kişi stand-up yapan kişi onu sevmediği bir gruba ait olabilir. Ona daha önce zarar vermiş birilerinin söylemlerinin desteklediğini düşünebilir. Neyse bir şekilde bunu kafasında kuruyor ya kafasında hazırlıyor ve bu kişiyi eleştirmek yerine ölümüne, onu hapse atmaya, onu idam etmeye kadar götürecek çok büyük yani orada artık hani toplumu yıkıyoruz ve artık bu böyle olmalıya kadar götürebilecek riskleri taşıyan Evet riskleri taşıyan diyorum çünkü bunlar bazen bize çok uzak geliyor ama değil. Gerçekten değil. Yani bugün alınacak birkaç kararla nelerin değişebildiğini, baskı altında insanların birçok şeyden nasıl vazgeçebildiğini, hemen taraf değiştirebildiğini çok gördük. Özellikle bu coğrafyada da çok gördük. O yüzden de bu insanların bu kararları alırken dikkatli olmadığında neler yaşayabileceğini bize çok iyi anlatıyor. Yani stand up konusunda bu yüzden veriyorum. Yani bir noktada bunu savunan kişi belki toplum değişti ve artık stand up'ın yasaklandığı bir cümle söylediğinde idama gittiğin bir toplumda kendisi de bir cümle söylediğinde bir başkasının bunu beğenmeyeceğini ve onu idama götürebileceğini fark ettiğinde işte her şey çok geç oluyor. Zaten dizide bunu inanılmaz iyi vurguluyor. Ki zaten dizideki karakterler de normal hayatlarında asla bu güce sahip olmayan ama bu fikirlere, bu fikirleri gizli gizli yaşatan, kafasında insanlara yaymaya çalışan karakterler. Bu en korkusu bu. Hani şu an hep diyoruz ya abi samimiyet. Bu kişi çok samimi. Bu kişi çok bilmem ne. Yo çok kişi samimi falan değil. Çoğu kişi hani hep diyorsunuz ya işte ee, bunlar bize pazarlanıyor abi. Bunları Amerika pazarlıyor. Bunlar böyle oluyor. Öbürü bize şunu pazarlıyor. Pazarlama pazar. Normal bir cümle bile, normal bir akış bile size viralmiş, pazarlamaymış gibi geliyor ya. Yok değil aslında. Onlar normal ama size çok samimiymiş gibi gözükmeye çalışanlar. Size böyle işte ben bu işi çok iyi biliyorum, ben samimiyim, ben açığım, ben şeffafım diyenler aslında daha fazla diyeyim hatta kendini gizleyen, fikirlerini saklayan, İlk fırsatta ağzınıza yüzünüze bu fikirleri vurmaya çalışacak sizin kolunuzu bacağınızı kırmaya çalışacak kişiler. Ve hani Maid's yine bunu çok üzücü çok acı bir şekilde size vurguluyor. Ve bu güç sahibi olmak işte dedim ya bir pazarlamacısın masanda oturuyorsun. Asla ulaşamayacağın bir devlet yönetimi kademesi var. Asla ulaşamayacağın bir zenginlik, asla ulaşamayacağın sanat eserleri var. Bunlara ulaşmak için ne kadar ilere gidebilirsin? Bütün yaşadığın toplumu yıkacaksın? Evet, bazen de bunu istiyor insanlar. Yani o adil değiller e, konusu var ya. Bize adil olmadı hayat. Agabe, biz orada olsaydık, biz başkası olurduk, olamadık. Hep yediler bizi diyen ve asla harekete geçmeyen, asla çalışmayan, sadece düşünceleriyle toplumu e, kendine yontmaya çalışan bu kişilerin e, tek derdi zaten güç bunları elde etmek ve elde ettikten sonra da e, hayatlarını ona göre sürdürmek olan bu kişilerin e, yani toplumda dinmiş işte ya da kısırlığı gidereceğiz. insan hayat çok güzel olacak. Siz bunları anlamıyordunuz. Bakın biz samimiyiz. <laughs> Dedikleri noktaya çektikleri bir dünya var. Bu, 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 bu çok yorucu ya. Gerçekten çok yorucu ve ben şimdiye kadar birçok eserde dizide, filmde ki ben dizilere çok çok değer vermiyorum bazı noktaları çünkü fırsat alanı çok geniş, yolda kendini değiştirebiliyor, hareket alanı çok geniş, yolda kendisine bir eleştiri gelse ya da bir şey hatalı yapsa düzeltme şansı var. Yani film kadar dar bir alanı tek bir atışı yok. O yüzden biraz daha yani filmler kadar değerli görmem dizileri ama Handmaid's Tale belki de ilk kez bu değere ulaşabilecek bir seviyeyi yakalamış bence. İşte bunda nedenlerini şimdiye kadar e, dizdim. Ama peki şunu söylemek istiyorum. Yani diziler ve filmler biraz sizi zorlamalı mı, rahatsız etmeli mi konusu da hep tartışılır. Bu rahatsızlığı nasıl vermelisiniz tartışılır. Ben biraz şunu görüyorum. Vicdani olarak size karar aldıracak konuları sadece dramayla, sadece üzüntüyle, sadece mutsuzlukla vermek galiba çok doğru değil. Çünkü neden? Yani evinizde oturuyorsunuz ve biri bir anda camdan girip sizin huzurunuzu bozuyor. Bu bu gerçekçi gelmiyor size değil mi? Yani ne yaparsınız hemen tepki verirsiniz. Hemen ondan kurtulmaya çalışırsınız. Polisi ararsınız. Fiziksel şiddet uygularsınız. Ya da işte evinize giren bir hırsız olsa onu hemen kovmaya çalışırsınız. Pek bir şey düşünmezsiniz yani o anda. Sadece rahatınız bozulur. Ama bir gün sokakta yürürken e, mesela bir kadının dayak yediğini, bir kedinin şiddeti uğradığını, bir köpeğe tekme atan bir adamı gördüğünüzde şöyle olursunuz. Evet çok üzücü. Vicdanen e, bir şeyler yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Polisi mi aramalıyım? Kafamı çevirip gittip sonra evde mi üzülmeliyim? Bununla ilgili vicdan azabı mı duymalıyım? Ya da işte müdahale edip e, kendimin de zarar göreceğini bilerek müdahale mi etmeliyim? Bu aslında sizi daha çok arada bırakan, e, daha çok zorlayan ve doğruyu, o anda doğruyu seçmekte sizi zorlayan, yani aslında zihinsel olarak sizi zorlayan bir süreçtir. Kimisi çok sert tepki verir, kimisi kaçar, kimisi zorlanır. İşte bu daha doğaldır. Yani filmler, diziler bazen bu doğallığı unutuyor. Size çok sert hayati tercihler yap yapacak şansınız varmış gibi davranıyor. Böyle bir şansı toplumun herhalde çok büyük bir kısmının yok. Yani e, sokakta yürüme örneğine yine geri dönersem orada belki fiziksel olarak güçlü görmeyebilirsiniz kendinizi, korkabilirsiniz. Polisin numarasını bile bilmiyor olabilirsiniz. O kadar cahil olabilirsiniz. Bunlar bu, bu kötü bir şey değil ama bu eksik bir şey. Ve bunun size sonradan hissettirdiği ya evet orada bunu yapabilirdim yapmadım neden yapmadım korkusu vicdanı daha değerli bence. Biraz filmler diziler bunu hemen işte size şöyle kararlar alabilecek misiniz gibi evet işte ben orada bana bir köpek saldırıyordu öldürdüm meğerse o köpek başka bir kadınınmış ve onun için çok değerliymiş vay anasını bunu öğrendim ve bittik artık falan ya da işte cinayet işlemek çok kolaymış Evet işledim ve birçok insanın hayatı değişti. Bu kararı nasıl alabildim? Allah kahretsin yıkıldık falan. Tarzı şeyleri almak kolay değil. Bunları kolay gibi göstermek de bence çok zor. Bu dizi yine bu noktada işte birçok şey size kolaymış. Grafik olarak da bu çok kolay, basit. Bakın bunlar her gün hayatımızda yaşanıyor. Çok da kolay evet kork korkmayın siz de yaşayabilirsiniz falan tarzı göstermesi. Bu iş için demiyorum diğer işler için bence çok hatalı ee, ve bu hatadan ve e, bu hatadan dönüş de çok zor insanlar bunlara çünkü artık inanıyorlar inandıkları içinde e, fevri kararlar almak bazıları için sanki tek bir doğruymuş bir kararmış bir, e, pardon kolaymış gibi geliyor her meyste de bunu değiştiriyor çünkü ne yapıyor bu noktada İşte şunu yapıyor yani sizin önünüze e, birçok şeyi böyle fırlatmak, atmak yerine tabağa koyuyor. Onu böyle biraz pişiriyor, biraz soğutuyor, sıcak geliyor, soğuk geliyor bazen bekletiyor ama tabağa koyduktan sonra yavaşça böyle önünüze itiyor. Yani o anda çok aç mısınız? O anda çok tok musunuz? Sadece gözünüz doysun diye mi yemek istiyorsunuz? Yerseniz o yemeğin tadını alabilir misiniz? O yemek sizin için ağır mı? Hafif mi? Bunlara hiç girmiyor. Sadece tabağı önünüze itiyor. Ondan sonra o tabaktan alacağınız tat sizin biraz da empati gücünüzle ortaya çıkıyor. Yani o tabaktan ne tad alacaksınız? Hani damağınız kuvvetli derler ya işte damağı kuvvetli. Ama damağı kuvvetli olmak nedir? İdmanla olur. Devamlı yersiniz, denersiniz, şaraptır, kahvedir, yemektir, tadarsınız, karşılaştırırsınız. Karşılaştıra karşılaştıra olaylara bakış açısı kazanırsınız yemeklere de bu deneyimi kazanırsınız bu dizide size olaylara bu şekilde size tabakla soğuk ya da sıcak şey dediğim farklı tatlarda önünüze böyle yavaşça iterek sunduğunda buradan alacağınız tadı anlamanız sizin zamanla geliştirdiğiniz ya da geliştireceğiniz empati gücünüzle ortaya çıkacak Hani bu dönemde yine çok görüyoruz işte abi bizim hakkımız yeniyor işte kadınlar kadınlara pozitif ayrımcılık var çok. Ya eşitlik konusu düşünürken şunu atlıyoruz. Bak her şey sayısal bilim, istatistik konuşmayı seven bir grup var. Özellikle işte internette, Twitter'da, Instagram'da her yerde. Ama onlar için bazen bu sayılardan kopmak, kaçmak çok kolay. Yani bir yılın, bir dönemin cinayetlerine, kazalarına ım, ortaya çıkmayan ama istatistiği olarak tahmin edilen e, cinayetlere, yine suçlara baktığınızda kadınların parçası olduğu kötü tarafta yani zarar gören tarafta parçası olduğu suçlar çok yüksek oranlarda. Gerçekten çok yani şu an net bir sayı ver, verip hani e, ben bu işleri biliyorum demek istemiyorum. Biraz baktığınızda zaten bunu görmeniz çok rahat yıllık istatistikler işte anı sayaç gibi sitelere baktığınızda bunları görmeniz çok rahat. E şimdi bunlara bakmadan e, biz de zarar görüyoruz onlar da zarar görüyor demek komik oluyor. E, bu dizi işte bu komediden uzaklaşıp bakın abicim bakın ablacım bakın teyzecim bakın dedecim bütün odak. Bütün odağınızı şimdi buraya verin ve bu konuya odaklanın. Bakın kadınlara gerçekten bakış nasıl ve bu kadınlara bu bakışla bir dünya kurulduğunda ne olacak? Bir görün. Bak, bir bakın bakalım rahatsız olacak mısınız, olmayacak mısınız? Zı bu dizi size veriyor ve yine dediğim gibi az önce dediğim gibi bunları size bir tabağın içinde yavaşça önünüze sürerek veriyor. asla ağzınıza yüzünüze fırlatmıyor. Peki bu konularda hassas olmak zorunda mısınız? Bu konular sizin için kesinlikle hassasiyet bildirmeli mi? Müdahale alanınız olmalı mı? Bir harekete geçmeniz şart mı? Yoksa ya ben hayatımı yaşarım, benim için önemli değil. Ne olacak mı diyorsunuz? Evet, diyebilirsiniz. Hakkınızdır ama sonuçları e, haklarınızı elinden alır. Haklarınızı elinizden alır. Bu dizide de işte bir güçlü olan taraf var. Ağırlıklı erkek ve yönetim tarafı. Güçsüz olan, üreme yetkili olan kadınlar. Bir de Sesini çıkarmayanlar ama bu sistem içerisinde mutlu olanlar ya da mutlu olduğunu bir yere kadar mutlu olduğunu zannedip aha şimdi sıçtık diyenler var işte e, arada çalışan hizmetçiler, belirli görevlerde çalışan işte doktorlar, mühendisler, askerler bunların aslında bu süreçte bir e, etken bir durumu yok yani üremeye ya da üretmeye bir katkısı yok sadece görevlerini yapıyorlar ve kafalarını çeviriyorlar ama bir noktada çeviremiyorlar. Bu rahatsızlığı işte yani e, hep söylüyoruz ya işte siyah ve beyaz mı olmalı her şey? Gri de olmak olması iyi değil mi? Ya da her şey çok mu gri olmalı? Bu dizi sizi hem siyah hem beyazı yani dizi içerisinde yanlış anlaşılmasın beyaz diye demiyorum. Sadece ayrıştırmak için söylüyorum. Hem de griyi veriyor. Ve bunların kendi arasındaki geçişleri kendi arasındaki sorunları, birbirleri arasında işte e, diyalogları, empati kurmaya başlamaları, ilişkileri, duygusal ilişkileri, fiziksel yaşadıkları ilişkiler vesaire bunların hepsi geçişken bir hal almaya başlıyor. İşte o zaman gerçek bir e, toplum değişimi ya da önceki toplum neydi de şimdi ne oldu siz de daha iyi anlıyorsunuz. Bu da çok değerli. Ve bütün aslında e, dizilerde, filmlerde tartışılan konulara da şöyle bir elinin tersiyle bir şeyini yapıyor. Minik bir fiskesini atıyor. Bunların hepsi bir aradadır. Ayıklayamayız. Bunu diğer yapan eser de bence iyi yapan bir eser de Game of Thrones'tur. Kitaplardan bahsediyorum. Tabii bu örneği hep veriyorum. Game of Thrones'ta evet Green hikayesi. Evet Green hikayesi ama orada siyah var, beyaz var, gri var. Koyu gri var, açık gri var, her şey var. Ve hepsi bunların bir noktada birbiriyle bir ilişkiye giriyor. Bu ilişki yine yine yanlış anlaşılmasın. Sadece cinsellik olarak bahsetmiyorum. Bir diyalog olabilir. Bir iş ilişkisi olabilir. Bir toplumsal bir görev olabilir. Askerlik olabilir ve her şey olabilir. Bir ilişkiye girip bu ilişkinin sonucunda kendi fikirlerini sorgulatan da yani kendi fikirlerini savunmak zorunda bırakan kararlar aldırmak aslında bu ilişkide bu ilişkiler arası geçişkenliği sağlıyor. Game of da bu konuda çok iyidir. Deyip aslında dizinin bana anlattıkları hani e, bana söylediklerini biraz toparlamak istedim. Özellikle de yine e, birazcık teknik konulara geçeceğim sonunda ama ona geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. E, dizi kutupları yaratırken hani karakterleri bazen iki farklı kutuba dedim ya siyah beyaz iki farklı kutuba çekerken Onların aslında birbirine çok uzak olmadığını da özellikle kadınlar arasında çok iyi anlatıyor. Yani dizide güçlü olduğunu hisseden bir kadınla çok zayıf olduğunu bilen, yaşayan, tecavüze uğrayan kadının aslında çok uzak olmadığını, birinin fiziksel şiddet görüp güçlü olanın parmağının kesilmesi, dayak yemesi, e, hata yaptığında onun da ölümle aslında bir adım uzakta olması ama bir yandan da diğer kadının tecavüze, tecavüze uğramasına göz yumması, gücünü onun üzerinde kullanması, ondan çıkacak çocuğun hayatının tek kurtuluşu gibi düşünmesi, onların toplumsal olarak aslında kutuplaşırken bir adım sonrasında da işte o şiddeti görüp, toplumdan yine dışlanmayı görüp, kendi fikirlerin değerli olmadığını anlayıp tekrar yakınlaşmasını da bize çok iyi veriyor. Peki teknik olarak bakarsak e, burada ne yapabilir? E, pardon, pardon, pardon. Bir şey daha ekleyeceğim. Hemen bir notlarıma baktım. Teknik tarafa geçmeden önce yine e, bu konularda ne yapabiliriz ile ilgili bir notum daha var. Onu da söylemek istiyorum. Bu da yakın dönemde özellikle sosyal medyada çok görüyorum. Mesela bir şirket atıyorum. Facebook örneğini verelim. Facebook'un hataları. E, Facebook bir hata yap, yapıyor. işte siyasi bir duruş sergiliyor. Reklam satın almada bir üç kağıt yapıyor vesaire vesaire bunları biliyorsunuz ya da araştırabilirsiniz. Ve toplumdan tepki çekiyor, marka verenlerden tepki çekiyor. Para reklam verenlerden tepki çekiyor. Ve normal insanlar biz evimizde oturan, sokakta gezen, kendi işinde olan insanlar şöyle tweetler ya da cümleler kuruyor. Facebook'ta çalışmayın. Bırakın abi işi, tepkinizi koyun. O anda ama e, belki de Afrika'da bir madenden işte bilmem kaç sarık işte elmas çıkarmak için yüzlerce çocuğu öldüren ya da yüzlerce katliam yapan bir şirketin satın alma departmanında çalışıyor kendisi. Şimdi bunları unutmamamız lazım. Yani bugün aslında kullandığımız birçok ürünün çıkış noktası, ham maddelerinin nasıl çıktığını falan bunların hepsini bilemeyebilirsiniz. Bunlara haberdar olmayabilirsiniz ama birine gidip de evet sen Facebook'ta çalışma çünkü bunu çalışmadığın zaman devrimi başlatacaksın. işte sen busun. Demek o kişinin sen para kazanma abi hayatını niye yaşıyorsun? Git. Git sürün gerekirse. Sen de sürün abi o zaman. Hani bu kendi sorumluluğumuzu alıp başka birine yüklemek bu çok yanlış. Ha ama şu demek değil. Sen siyasi bir taraf için bu emeği veriyorsan bak bunda sıkıntı olabilir. Yani bu siyasi desteği sen sadece para kazanmak için veriyorsan bunda bazı sıkıntı olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım ya da işte e, doktorsan doktor olarak yemin ettiğinde yapacağın eylemler kritiktir. Burada alacağın kararlar önemlidir. Ya da işte bir itiraf için yemin ediyorsan yani bunlar dini söz öbekleri olmaktan çıkar o anda aslında daha ahlaki ve etik ee, yine biraz amel senet olur o noktadan sonra. Çünkü toplumun gözünde sen artık farklı bir noktası. Ya yani biz standart bir Facebook çalışanı değilsindir yani. Senin bir sözünle bir bakışınla birçok kişi arkandan gelebilecek konumdadır. Mesela burada şeye de karışıyor. Abi sporcuya da yükleyelim, sanatçıya da yükleyelim. Yok o da değil konu. Onun da tabii ki duruşu e, bazen savunucu olması, bu tip olaylara karşı hassas olması değerli tabii ki. Bu değersiz demiyorum. Ama değiştirecek kişi o değil. Onu karıştırıyoruz. Biz yine orada sorumluluk almıyoruz. Ha hepimiz bunu değiştirebiliriz. Ya da burada bir toplumda sorun varsa tabii ki aktif görev alabiliriz. Bunu da almayın demiyorum ama işte bunu yapacak kişi standart bir çalışan olamaz. Çünkü hepimiz o paraya ihtiyacımız var. Hepimizin o paraya ihtiyacı var. Hepimizin o ha bir hayatı yaşamaya aç kalmamaya ihtiyacımız var. Bu dizi yine bir noktada bunu da çok iyi dengeliyor. Yani kadın haklarının, kadın hayatının, özellikle içinde bulunduğumuz toplumda 90 oranında hiçe sayıldığı bir toplumun içerisinde doğru olarak bunu nasıl düzeltebiliriz konusunda da doğru yönlendirmeler yapıyor saçma sapan işte hiçbir işe yaramayacak cıvık ya da işte aptalca göndermeler yapmıyor. Ha muhtemelen bu diziyi izledikten sonra da işte beni dinleyip ya da beni daha önce dinleyip ya da benzer konularda insanları eğer bir sizde SCB olmuşsunuz ne kadına gev 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 yapan ama işine gittiğinde patronundan azar yan, evinde dayak yiyen, geçmişinde bağlı olduğu kurumdan, okuldan okuldaki arkadaşlarından taciz görmüş ve bunları sanki hiç başına gelmemiş gibi sadece ben aman güçlü durayım da kimse benden böyle bir şey görmesin. Ben zaten herkese sallayınca rahat ediyorum. Onlar da yansın zihniyetiyle yaşayanlar her zaman olacak. Onları da takmayın. Onlar da bir noktada bence öğrenecekleri de bu dizi çok iyi anlatıyor deyip biraz da konuyu bağlamak istiyorum. Konuyu bağladıktan sonra biraz bizim bana hissettiklerini anlattıktan sonra da şundan bahsedeceğim. Dizinin teknik tarafları, dizi görsel olarak inanılmaz bir e, ton tutarlığına sahip. Yani birinci sezondan üçüncü sezonuna kadar ki özellikle yeni nesil dizilerde bunu çok yaşıyoruz. E, farklı yönetmen geliyor, çok hızlı çekiliyor, kısa zaman, senaryo sorunları, teknik sıkıntılar derken İzleyici alıştı artık. Çok dizi tükettiği için standart izleyici de ya burada bir farklılık var. Dizi bir değişti mi? Ne oldu? Niye birden neşeli olduk? Neden bir anda karardık? Böyle kafalar karışmaya başlıyor. Bu dizide asla yok. Gelen görüntü yönetmenleri, gelen yönetmenler kesinlikle dizinin tonunu çok seviyor bence. Yani onlara da bir şey sunuyor bu dizi ve tercihler çok doğru. Yönetmen dengesi hem cinsiyet olarak hem Bakış olarak çok dengeli yönetmenler dizinin tonuna adapte olmak görüntü yönetmenler dizinin tonuna adapte olmak için hevesliler bunu hissettiriyorlar. Ve dizi hiç o çizgisini bozmuyor yani dizinin bir gözü var bu gözden görüyoruz biz devamlı hani başka gözler girmeye çalışmıyor. Bu çok değerli ve dizinin görsel olarak çekim tekniklerinde özellikle tam tepeden açılar çok fazla var. Bunlar hep dizinin vermek istediği o yalnızlık, işte toplum içindeki küçük bir parça, dar alan, oradaki işte sıkışma vesaire gibi konuları da çok iyi anlatıyor ve bunu sadece görsel olarak da değil işte e, rengiyle, oradaki işte ışık kullanımıyla, genel o soğuk tonuyla vesaire renk vurgularıyla sahnedeki işte mesela kırmızı vurgusu çok fazladır bu dizide. Bunları kullanarak size çok iyi veriyor, o duyguları da aktarıyor. Hani hep dediğimiz yine benim çok eleştirim çizgi roman estetiği e, geyi vardı. Çizgi roman estetiği değil ama çizgi romandaki renk kullanımı yani renk vurgusunu dizide biraz daha kullanmışlar gibi. Yani o çizgi roman tarzını tarzı yanlış olur ama işte oradaki renk vurgusu da duygu aktarımı diyeyim. Bu daha doğru bir tanım. O duygu aktarımını burada da renk tonlarıyla çok iyi yapmışlar. Bir de şuna değinmek istiyorum. Teknik taraf demişken 11. ve 12. bölümü, 3. sezonun 11. ve 12. bölümünü Deniz Gamze Ergüven e, yönetiyor. Fransız, Türk kökenli yönetmen. E, Mustang filminden de hatırlayanlar vardır kendisini. Yabancı film dalında Fransa'dan. Evet Fransa'dan. Oscar adayı olmuştu kendisi. Hani bize her sene bir tane aday yolluyoruz ya Türkiye'de aday, 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 adayı e, Kendisi direkt... E, güzel bir filmle Türk kökenli bir yönetmen olarak aday olmayı başarmıştı. Ve 11. ve 12. bölümde harika bir iş çıkarmış. Kesinlikle e, mükemmel. Hatta bölüm bittiğinde ben şey hatırlıyorum daha 3. sezonu izlemeden önce Twitter'da yayılmıştı. Yine çok iyi bir bölüm olmuş. İşte Deniz Gamze Ergüven yönetmişti. Yayılmıştı. Ben unutmuşum onu. 11. bölüm bitti. Dedim ki bu bölüm ekstra iyi. Yani evet tonu, rengi korumuşlar ama bazı sahneler var aklın gidiyor. O kadar çok olay oluyor ki bir de olayların hepsini çok iyi bir örgüyle anlatıyor. Senaryo da çok iyi akmış zaten. Her şey ya yani bütün gezegenler bir araya gelmiş 11. bölümde özellikle. Hemen zaten sonunda da Deniz Gamze Ergün'e gelince dedim hatırladım. <laughs> bu o bölünmüş. 3. Ee, sezon 11. ve 12. bölümü e, teknik açıdan da mükemmel bir seviyede. Eğer dizi izlerseniz bu söylediklerimi e, hatırlarsınız zaten o bölümleri görünce diyip eee diziyle ilgili söyleyeceklerimi toparlıyorum bu kadar. E, Handmaid's Tale'ı izleyin. E, fark ettiğiniz üzere dizide şöyle oluyor, böyle oluyor. Şöyle karakter böyle bilmem ne demek yerine biraz da bana hissettirdiklerini, bana e, neler anlattığını e, aktarmaya çalıştım. Sadece merak ettiklerimi anlattım. <laughs> yok yok öyle bir şey yapmadım arada dizi incelemeleri demeyeyim buna da dizi yorumlamaları dizilerin hissettirdikleriyle ilgili videolar. Ee, i̇yi iş olduğunda gelecek. Bazen hani çok geek işler de geliyor. Çok hevesli yaklaşıyoruz. Mesela ben Witcher'a öyle yaklaşmıştım ama sağ olsun e, lehçem olmadığı için e, tadımı kaçırmışlardı o dönem. Ama yine bu bu tip içerikler gelmeye devam edecek. Biraz ara vermiştik. Bir sonraki ne olur bilmiyorum şu anda ama e, bir sonraki geldiğinde yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın kanala abone olun tıklayın isterseniz e, ücretli olarak da abone olabilirsiniz seviyelerimiz vesaire hepsini açıklamalarda bulabileceksiniz abonelik linkinden çana da tıklarsanız işte bildirim gelince bana daha rahat ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz